Sayın Valim, Sayın Garnizon Komutanım, Sayın Belediye Başkanım, değerli protokol üyeleri ve kıymetli misafirler. Bugün 10 Kasım. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan bedenen ayrılışının 82. yıl dönümü. Özellikle Gazi diyorum. Çünkü Kurtuluş Savaşı'nda aziz milletimizle beraber bir destan yazarak bu unvanı almıştır. Zor günlerde bu millet için savaşan, canını veren şehitlerimiz ve gazilerimiz olmasa bizler bu günleri göremez ve yaşayamazdık. Atatürk toplumun her kesimini kucaklayan bir millet adamıydı. Köylüye, askere, polise, öğretmene, sanatçıya, sporcuya, kadına, çocuk ve gençlere, kısaca toplumun tüm kesimlerine değer vermiş ve destek olmuştur. O bir millet adamı diyoruz. Çünkü hep milleti için uğraşmış, halktan birisi gibi davranmıştır. Bağımsızlığımıza ve birliğimize kasteden birçok düşman varken, birlik ve beraberliğimize her zamankinden çok daha fazla önem vermeliyiz. Damarlarımızda atalarımızdan miras kalan asil kan ile bu vatanın her karış toprağını sulamadan elbette ki bir karışını dahi düşmana teslim etmeyiz. Atatürk, Afyon'da, İzmir'de, Sakarya'da, Çanakkale'de ve daha nice cephelerde milletimizle beraber düşmana karşı savaştı. Nice canlar bu uğurda feda oldu. Dökülen kanlarla yaşadığımız bu vatan bize miras kaldı. Bugün bizler mirasımıza sahip çıkmalı, düşmanlarımızın hain emellerine ulaşmasına asla fırsat vermemeliyiz. Sanki bayrak bir kalemdir, sanki gökler bir kağıt, sanki ellerim gece, sanki ellerim gündüz. Yazacağım seni daha, bir daha, ben senin ölümünle yarışacağım. Büyük Atatürk, ilerleme ve kalkınma yolunda Türk gençliği senin yolunda yürüyor. Bize emanet ettiğin Cumhuriyeti çağdaş ülkeler seviyesinin üstüne çıkarmak azmindeyiz. Sen ebedi istirahatgahında rahat uyu. Sayın Valim, anma programımız burada sona ermiştir. Arz ederim.